Domates, domates verin. Domates. Haluk. Ya bir şey diyeceğim. Burada zaten yiyecek bir sürü şey var. Sabah sabah yapmasaydık şu mangalı ya. Olmaz. Mangalsız piknik mi olur? İyi de çok duman çıkıyor. İnsanlar buraya temiz hava almaya gelmiş. Rahatsız olacaklar. Bir şey olmaz. Açık havadayız. Kim rahatsız olacak? Biber, biber, biber de getir. Biber, biber. Güzel koy, güzel koy. Ayol, güya mangalı Haluk yapıyor. Her şeyi Emre ile Tuna'dan istedi. Mangalın raconu budur. Mangalcı başı cerrah gibidir. Böyle yanında hemşireleri olsun ister. Hayatım, mangal yapanlar böyledir. Her şeyi kendileri yaptı zanneder ama her şeyi başkasına yaptırırlar. Sözlük de o mangalın başında 2 kilo da et yerler. Doğru. Aşağı Haluk. Ya et dedin de baba, etleri de atalım yavaş yavaş. Ya atalım. Ya bana bak Nalan. İstersen sen bırak. Ben yaparım. Ben hallederim baba. Sen bana bırak. Oğlum çok koydun. Haluk. Ne? Duman çok gidiyor o tarafa. Bari bu tarafa doğru gelle ya. Bir şey olmaz. Pardon beyefendi. Önemli değil. Lütfen. Ya Haluk. Kesilmiş dedi onlar zaten. Dur dur. Lütfen. Alıyorum şimdi. Ona kapmayalım. Sana meyve soyayım mı? Çocuklar bir şeyler yiyorsunuz değil mi? Yiyoruz. Yiyoruz. Aferin. Hatta size getiriyorum. Zeynep, terledin mi? Hayır, terlemedim anneciğim. Anneciğim diyor ya, böyle içim eriyor, içim. Ay, canım benim çok şeker zaten. Çok. Anne, şeker meker ne oluyor? Biz de kıskandık yani. Siz de benim şekerimsiniz. Ya. Kıskanmayın. Meltem, mantarım bittiyse atabilirim. Ay olur, birazcık daha olur. Mantar getirin, mantar getirin. Ver abi sana. Onu getirin, bunu getirin. Şeyi çıkart Haluk. Şunları çıkart. Oğlum biber de ver oradan. Baba amma biber yaptık, eti yemedik ama. Oğlum sen benim işime karışma. Biber ver diyorsan biber ver. At. Baba kim yiyecek bu biberleri? Ben yerim. Haluk biraz yer değiştirsek mi abicim ya? Olmaz, iş bölümü yaptık. Mangalı ben yapacağım. Nasıl iş bölümü bu abicim? Yani ben affedersin mangal asistanı mı olacaktım yani? Öyle bir iş bölümü var. Ben kabul etmiyorum öyle bir şeyi ya. Mangalın başından ben ayrılırsam mangal yanar. Etlerin hepsini yakarsın. Baba bitti mi? Ha ben iyiyim damat. Ya damat sen hiçbir şey yemedin. Olsun olsun, ben kokusuyla doyuyorum. Ay baba sen ne bakıyorsun ona? O buraya 3 servis ettiyse kendi 5 yemiştir. Günah mı alıyorsun Meltem? Tamam Haluk. Versenize kardeşim. Tamam Haluk tamam. Kusura bakmayın ya. Dur oğlum. Tamam abi. Yok bir şey, tamam olur böyle şeyler. Haluk'cum piknikteyiz, olur böyle şeyler. İyi de bizim toplumuz oraya gidiyor mu? Yani biraz dikkat etsinler değil mi? Bak mangal devriliyordu. Köfte alır mısınız? Alırız tabii, sağ olun. O kadar dumanını yedik. Köfteyi de yiyelim bari. Değil mi ama? Emreciğim. Buyurun o zaman. Eyvallah, sağ ol. Hepsi gitti ya. Haluk. Kardeşim sen bir şey mi söylemeye çalışıyorsun? Açık açık söyle. Beyefendi, sabahtan beri mangalınızın dumanı bize geliyor. Hani ailecek, çoluk çocuk eğleniyorsunuz diye bir şey demedik ama... biter değil mi az sonra? Ay birazdan bitecek. Kusura bakmayın, çok az kaldı. Bir zahmet. İyi eğlenceler. Sağ olun. Afiyet olsun. Sağ olun, afiyet olsun. Gel. Haluk'cum. Haluk. Ne? Yapma. Ayşe sen ne yapıyorsun? Ne yaptım? Ya yemeğimi paylaştım. Köfte bilmem neyimizi onlara veriyorsun. Ya Haluk'cum bize zaten fazla. Üstüne üstlük sen adamlara o kadar kaba davrandın ki mecburen şıklık yapmak zorunda kaldım. Burada piknik yapıyoruz bir kere. Yani piknikte mangal yakılır. Böyle duman olur. Ayrıca sabahtan beri onların topu buraya geliyor. Az daha mangal devriliyordu. Biz bir şey diyor muyuz? Dumanı geliyor diyor abicim. Dumanı geliyor diyor. Bak, bak biraz sattı. Yemin ediyorum dumanı geliyor diye mangalı devirmek için biraz sattı o topu. Tuna! Ne yapıyorsun? Ne? Yalan mı? Ay ne alakası var Tuna? Kaç defa bizim de başımıza geldi. Evet abi bence kapat artık bu konuyu sen. Ben de öyle hissettim ama, yani. Tuna abi. Ya, Tuna! İstersen damadı doldurma yani. Sen... Bu anlamı demedim bir dakika, ama bence yok. Sen biraz da mı atıyorlar? Ay, yok yok. Sanki işte gibi yok. Yani. Sanki yok Haluk. Sanki. Yani hani öyle atsalar bak çok ayıp olur. Aa bak et yandı et ya. Bir çevirelim baba. Çevir abi kankete. Eğer bir daha o top buraya gelirse o topu keserim söyleyeyim. Haluk'cum. Bizim müdür yardımcısı da hep böyle diyor. Et var lan. Et yetti değil mi? Etti etti. Doyduk ha. Çok güzel. İyi tamam şu son etleri de atalım bitirelim. Ay hava da mis gibi. O kadar iyi geldi ki böyle orman havası. Ama güzel tabii ki ya temiz hava. Tabii. Tabii
Burası sizin gittiğiniz o sosyetik mekanlara benzemez. Bak ne güzel, temiz hava. İçine bir çekiyorsun, mis. Öyle vallahi ya. Pek yerine hiçbir şey tutmaz, yemin ediyorum. Değil mi? Beyefendi, mangalınız ne zaman bitecek acaba? Az önce az kaldı demiştiniz. Bitti. Yani son şeyi pişiriyorlar, bitti. Kardeşim, piknik yapıyoruz burada. Piknikte de mangal yapılır. Beyefendi, sesinizi neden yükseltiyorsunuz ki? Ben sizinle bu üslupta mı konuşuyorum? Ya koskoca çimenlik alana sığamadınız mı? Yani benim mangalımın dumanı sana nasıl gelir? Beyefendi, duman bu. Rüzgar estikçe bize doğru geliyor. Hani temiz hava mı aldık, mangal dumanını mı içimize çektik anlayamadım gitti. Lütfen söndürün artık şu mangalı. Tamam. Şey yapacağız biz size. Ya, söndürmüyorum. Haluk'cum, zaten herkes doydu, tamam yeter. Evet. Ya damat, bu kadar yeter oğlum. Ama taktı yani dumanı, ondan yapıyor yani. Tuna, bir şey söyleyeceğim Tuna. Ya Haluk gitse adamı dövse hoşuna mı gidecek yani? O anlamda demedim ben, görürüm. Ne anlamda dedin? Yani dumana, yani duman şeyi... Yapma böyle. Haklı bana... Yok ya, baba. Yok Tuna abi. Astımı olabilir adamın, yani hasta olabilir. Tuna. Evet, doğru. Şeyden olabilir. Haluk'cum ne olur, hadi bak söndürelim. Hadi. Gel baba, gel. Emre'cim yeter, bir şey pişirmeyin tamam, artık. Tamam, onları da alıyoruz biz şimdi. Hadi. Patates gömdük. Patates gömdük ya. Pişti. Patates gömdük. Tamam, onu bir şey yapınca alırsın. Ne güzel bak. Şehrin gürültüsünden uzak. Dostlarımızla, çocuklarımızla bir arada. Bundan güzeli mi var be? Ay hep gelelim Haluk, ne olur ya. Çok güzel burası. Geliriz. Oh lan. Olabilir. Ama artık ne olur şu mangalı söndür ya. Hayır, söndürmeyeceğim. Daha çay demleyeceğiz. Of be. Bizim de bir sevgilimiz olsa, getirsek şuraya. Uzansak çimenlere. Papatyalardan fal baksak. Keşke be Avuç abi. Nerede? Oğlum sen önce bir liseye gir. Ondan sonra papatyalardan fal bakarsın yani. O da doğru. Gitmeyin betonun üstüne. Genç çocuk kanı kaynıyor. Biz de müzeyenle hep böyle pikniğe giderdik. Sabah gelirdik, gün batana kadar kalırdık biliyor musun? Bize gün batana kadar gitmeyelim be Gönül. Çok güzel geldi burası, yemin ediyorum yani. Gelemem ben, gidemem ben. Yani güzelliğe gönül veremem. Sana bir şey hatırlatabilir miyim? Senin eski karının düğününe gideceğiz. Ya kalamayız. Ama yoksa ben de çok sevdim. Uzun zamandır bu kadar güzel vakit geçirmemiştim yani. Evet. Ya vallahi ben hiç güzel vakit geçirmedim. Akşam ne giyeceğimi düşünüyorum hala. Ay. Ne yalan söyleyeyim. Bana çok iyi geldi bu piknik. Hani diyecek yok. Piknik harika. Vallahi babacığım sen iste bize her gün anneler günü. Haluk organize eder değil mi Haluk? Tabii ederim canım. Siz ne zaman isterseniz pikniğe geliriz. Yeter ki öyle yıldızlı restoranlarda yemek yemeyelim. Sonra birileri gizlice arkandan gidip hesap ödemez. Aman iyi ki dün gece restorana gittik yani. Yıllarca kafamıza vurursun artık. Halbuki bugün buraya geldik, park yeri aramadık. Boş masa var mı diye bakmadık. Güzelce yemeğimizi yedik. Böyle temiz havayı içimize çektik. Bu ne? Ay, dans ediyorlar. Havuç, kardeşini al, yürüyüşe çık. Baba, gerek yok. Tuna. Gerek yok. Ya bir pazar günümüz var, kapatın şu müziği. Sizin pazarınız var da bizim yok mu beyefendi? Biz boş mu geziyoruz? Biz de eğlenmeye, temiz hava almaya geldik. Ama sabahtan beri sizin mangalınızın dumanıyla boğulduk burada. Bir keyif yapalım dedik. Günümüz karakolda bitti. Ha bunda da mı suçlu ben oldum? Görmedin mi adamları? Haklısın. Ama çözümün yanlış. Ya bir kere en kötü yerimizi değiştirirdik. Ha bir de yerimi değiştireceğim. Hiçbir yere kımıldamam.
Eğer birileri yerini değiştirecekse onlar değiştirecek. Gitsinler istedikleri kadar müziği sonuna kadar açsınlar. Hacım bak, adamlar da bizim mangal dumanımızdan rahatsız oldu. Ama gelip nazikçe söyledi. Sen ne yaptın? Gidip adama saldırdın. Bilerek yaptı ya. Bilerek müziğin sesini açtı. Beni tahrik etti. Hı, başarılı da oldu zaten. Üstüne üstlük bir de köftelerimi yedi. Müziğin sesi, köfteler. Ondan sonra babam bir de top gelip gidiyordu. Bir de o topu kesmedim ya, içimde kaldı. Kalk, kalk. Hazırlanmamız lazım. Bak düğüne geç kalacağız. Kalk. Sana bir şey söyleyeyim mi? İnşallah ben bu adamlarla bir yerde karşılaşırım. Böyle kıncımı alamadım ben. Hadi kalk. Düğüne geç kalacağız. Hadi. Kalk, duşunu al. Hadi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Ayrı gemide yol alır, ayrı düğüm tutar.